Evet şimdi ilk bölüm bitti artık ikinciye geçelim. Kısa kahverengi saçları ve mavi gözleri var. Önce şuradan başlayalım. Yine var anlamında kullanmış bakın. Have got, has got şeklinde verebilirsiniz bunu. Tabii ki daha farklı milliyette İngilizce gibi düşündüğünüz zaman mesela Amerikan İngilizcesinde de tabii farklı veriliyor bunlar arkadaşlar. Mesela onu simple present olumsuz yapıyor ya da olumlu yapıyor have has şeklinde veriyor ya da daha farklı tabirle de have got has got şeklinde de verebiliyor. Tabii ki yanlış yoktur arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Kendilerine göre doğru gramatik özelliklerdir. Siz hangisini tercih ederseniz. Kısa kahverengi saçları ve mavi gözleri var. Onun var değil mi? He ile başlıyorum yine. O zaman he has got diyorum. Yine devam edelim. Have got, has got'a. He has got. Neden? Has oldu. He'den dolayı. He sheetlerde has getiriyoruz. Burada değişiyor. Have fiili has oluyor. He has got. Kısa, short. Kısa, kahverengi, short. Brown, kahverengi, saçları. Heya, heya. Kısa kahverengi saçları. End diyorum. V diyor. Mavi gözleri. Blue. Blue eyes. Evet, mavi gözleri vardır. Devam ediyorum. Bankada çalışıyor. Evet, güzel bir cümle. Çalışıyor. Bakın ilk defa burada yaşamaktan farklı olarak, değil mi? Bir de konuşmak bilmekten farklı olarak bir fiil daha karşımıza çıktı. Çalışmak fiili. Çalışmak work. Bunu zaten çoğumuz biliyoruz. Bankada çalışıyor. Ama iyorla vermiş. Fark eder mi arkadaşlar? Genel atıfta bulunmuyor mu? Rutin değil mi? Bir meslek çalışmak rutin bir eylemdir. Rutin bir meslektir değil mi? Ondan dolayı da burada simple present tense'ı kullanacağız. Bankada çalışıyor. Kim? O. He. O çalışıyor. He ile birlikte özneden sonra hemen yüklemini getirmeniz gerekiyor. He work dersem he sheetlerde simple present tense olumlu cümlelerde fiil s takısıyla geliyor. He works oluyor. Evet, şimdi devam ediyorum. Bankada Bankada derseniz şu şekilde de'de anlamında in'le verirsiniz. In a bank şeklinde kullanırsınız arkadaşlar. In a bank bankada çalışıyor. Devam edelim. Kız kardeşim Shanya 14 yaşında. O zaman şöyle diyeceğiz. Kız kardeşim my sister My sister. Şimdi ismi getir. Shanya, Shanya. My sister Shanya. Bu şekilde tanımlamış olursunuz özneyi. 14 yaşındadır. Yaşı verirken de nasıl veriyoruz? Şöyle years old'lu şekilde de verebilirsiniz. Sadece şu şekilde is 14 şekilde de verebilirsiniz arkadaşlar. Kısaltma halinde verebilirsiniz. Ya da eğer uzun halde yazmak istiyorsanız years old da, old da diyebilirsiniz çok bir mahsuru yoktur arkadaşlar. Genellikle uzun halini görürsünüz. Ha, kısa halinde görürseniz şu şekilde şaşırmayınız. Ben bu şekilde bırakıyorum. End diyorum. Ve müzik dinlemeyi seviyor. Evet, seviyor. Sevmek fiili bir atraksiyon belirten fiildir. Şimdi seviyor. Kim seviyor? Kız kardeşim. Yani she seviyor değil mi? she diyeceğiz. Özne olarak she ile başlayacağız. Kadınlarda she'yi kullanıyoruz. Seviyor. Sevmek anlamında hem like kullanabilirsiniz hem de love kullanabilirsiniz. Sevme, hoşlanma, hoşuna gitmek anlamında. Ben burada love kullanacağım. She love. Peki şimdi soruyorum. O neyi seviyor? Neyi? Cümleye neyi diye sorarsanız aldığınız yanıt öge olarak Nesnedir arkadaşlar. Neyi? Neyi? Müzik dinlemeyi. İşte bunun. Ama dikkat edin, müzik dinlemek bir fiille birleşmiş ve isimleşmiş. Dinlemek normalde bir fiildir, eylemdir. Bunu isimleştirmek için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki ilerleyen konulardan bir tanesi olan gerund ve infinitif konusundan burada bahsetmek gerekiyor. Küçük bir şekilde bahsedeceğim sizlere. Şimdi love, like, hate, işte nefret etmek anlamında, no gibi bu genele atıfta yapan fiilleri işte hear bunlara dahildir. Duymak anlamında. Bunları gördüğünüz zaman arkadaşlar bunlardan sonra gerent diye tabir ettiğimiz bunlardan sonra fiilin ayıncili hali gelir. O zaman şöyle diyeceğim. She loves She loves fiil dinlemek fiili. Dinlemek listen listen she loves listening olur. Dinlemeyi seviyor der. Sonuna da müzik dersiniz tabi listen to ile birlikte kalıp olarak kullanılıyor. Bir şeyi dinlemek anlamında listening to music dersiniz. Bunu sizlere en tabandan bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Her zaman müzik dinliyor. Bakın bir de ünlem koymuş. Biraz şikayet ediyorum sanki. Her zaman müzik dinliyor. Kim dinliyor? O dinliyor. Kız kardeşim. Tekrar she öznesiyle başlıyorsunuz. Dinlemek fiili atraksiyon belirten bir fiildir. Ve to be fiiline tabii ki ihtiyaç duymayacağız burada. She listen dedim mi? Dedim. Ve genel atıfta bulunuyor. Bunu da anladık. Ve ayrıyetten her zaman diyor. Burada bir sıklık zarfı kullanıyor. Simple present tense de, geniş zamanda tabi gördüğümüz sıklık zarflarından bir tanesi. Her zaman anlamında. Mesela all the time'ı kullanabilirsiniz. Always'ı kullanabilirsiniz. Her zaman daima anlamlarında. Sıklık zarfları tabii ki bunlar. Daha farklı sıklık zarfları da vardır arkadaşlar. Mesela genellikle anlamında. Ya da bazen anlamında. Ya da nadiren anlamında. Ya da hiçbir zaman Hiç anlamlarında Farklı kademelerde sıklık farklıları vardır Bunları da ilerleyen Dönemlerde metinlerimizin içerisinde barındırabiliriz Evet müzik dinliyor She listen. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle hemen de Burada Ögeleri de sizlere anlatayım She öznedir değil mi? Bunu biliyoruz Listen yüklemdir tabii bu listens olacak Şu Şekilde Yüklemdir Ve Ardından eğer bir öge gelecekse varsa nesne gelir. Artı nesne. Şimdilik Türkçesini yazıyorum. Normalde object şeklinde onu tanımlayacağız. Nesne. Nesneden sonra varsa arkadaşlar yer zarfı. Yer zarfı. Tabi şu araya da bir durum zarfları da giriyor arkadaşlar. Şu araya. Neyse onu çok fazla karıştırmayalım şimdilik. Nesneden sonra yer zarfı kullanıyoruz ve ardından varsa zaman zarfı. Yani zaman belirten bir herhangi bir ifade arkadaşlar. Zarftan kastımız budur. Yeri belirten bir ifade, zamanı belirten bir ifade. Evet, bu dizeyi de kesinlikle unutmuyoruz. Ve ayrıyetten S V O şeklinde diye tabir ettiğimiz genel kalıp dizimi var, değil mi? S şi ile burada verilmiş zaten. Tabii ki o baş harfteki S değil. Subject şeklinde arkadaşlar. Subject. Kafanız karışmasın. Özne demektir zaten. Subject. Özneden sonra listen. Yüklem. Bakın verb o da. Verb. Ayrıyetten devamında nesne. Nesne de object şeklinde. Tamam arkadaşlar. S ve O hani bazen görürsünüz bu şekilde. Bunlar nedir diye sorabilirsiniz. Sizlere bu şekilde açıklayabilirim. SVO. Bu kullanımı kesinlikle unutmuyoruz. Bunlara uyacağız. Şimdi bunu siliyorum. She listens. O dinliyor. Soruyorum. O neyi dinliyor? Müzik dinliyor. Nesne müzikmiş. Listen'ı neyle kullanıyorduk? To ile kullanıyorduk. Şu yukarıda gördük. Listens to music. Evet. Müzik dinliyor. Ne kaldı? Yer, yer yok burada. Yer zarfı yok. Bakın zaman zarfı var değil mi? Her zaman. Oldu, the, the, time. Ünlemi de koydum. Hadi. All the time. Peki always'i nereye koyabilirdik? Şimdi always de always de bir sıklık zarfıdır ve daima her zaman anlamlarına gelir. Always'i de şurada yüklemle özne arasında kullanabilirsiniz. She always şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldu time'ı da buradan silersiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü sıklık zarfının böyle bir konum özelliği vardır. Evet bu şekilde de kalabilir. Siz zaten iki türlüsünde not alabilirsiniz bu şekilde. Devam ediyorum. Benim gibi uzun kahverengi saçları ve yeşil gözleri var. Benim gibi diyor. Burada ek olarak da benim gibi demiş. Var anlamında have got, has got'ı kullanalım şimdi yine. O zaman kimden bahsediyoruz? Kız kardeşimden. Yani she ile burada başlamamız gerekiyor. She has got. Onun vardır dedim şimdi. Neyi vardır? Uzun kahverengi saçları. Sırayı bozmuyoruz bakın arkadaşlar. İlk baştan gidiyoruz. Uzun kahverengi saçları. Long zaten long'u biliyoruz. Kahverengi brown. Şimdi büyük yazacak. Şunu küçük yazalım. Long brown saçlar. Heya hair saçları ve yeşil gözleri and yeşil gözler yeşil green green eyes yeşil gözleri ne kaldı benim gibi kaldı İngilizcede gibi anlamında vermek istiyorsanız iki tane ifadeyi kullanırsınız. Bunlardan birincisi like ikincisi de such as. Peki bunların farkı ne? Gibi anlamında like'ı benzetmek amaçlı kullanırsanız ki burada da zaten benzetmek amaçlı kullanıyor. Yani bunların arasında like'ı kullanacağım. Burada dikkat edin. Benzetiyor. Benim gibi diyor. Kendime benzetmişim. Bakın. Saç izi kullanırsanız da gibi anlamında örnek verirseniz. Örnek vermek amaçlı derseniz. Burada saç izi kullanırsınız arkadaşlar. Mesela meyveleri seviyorum. Şöyle dersiniz. Elma, armut gibi meyveleri seviyorum. Bakın meyvelere örnek verdim. Dikkat edin. Bu şekilde de not alalım bunu arkadaşlar. Yani burada like kullanacağız. Like benim gibi. Like'tan sonra da burada me'yi getiriyoruz. Like I değil arkadaşlar. I sadece subject pronoun'dır. Sadece özne olarak kullanılır. Burada ne olarak kullanıyoruz? Sıfat olarak kullanıyoruz. Benim gibi. Evet. Benim de uzun saçlarım var. Tastikliyor burada. Benim diyor. O zaman benim burada kullanacağız. Have got has got'tan have got oluyor. Has got sadece he, she, kullanılır. Dikkat edin. I have got şöyle diyeceğiz. Uzun saçlarım. Uzun saç yine aynı şekilde I have got long hair. Şöyle long hair. Benim D anlamında. D'da anlamında şu şekilde iki türlü verebilirsiniz. Birincisi to. Şöyle cümlenin sonuna to getirirsiniz. Ya da şöyle I have also got dersiniz arkadaşlar. İki türlü de yapabilirsiniz. Hem also ile hem de to ile. Şimdilik to ile verelim. Cümlenin sonunda to olsun. I have got long hair too. Benim D. De. D'da de de anlamında to ile verdim. Devam ediyorum. Çok az kaldı. Evcil bir köpeğimiz var. Kimin var? Bizim var. Özneyi kaçırmayın arkadaşlar. Bizim anlamında we ile veriyoruz. Evet. We have got bizim var. Neyimiz var? Evcil bir köpeğimiz var. Evcil pet kullanacağız. Evcil anlamında pet dog şeklinde. We have got a pet dog. Dog'u zaten biliyoruz. Köpek anlamında. Pet de zaten evcil hayvan anlamına gelmektedir. Evet şöyle virgülü koyalım. Adı Brandy'miş. Ad anlamında burada insan dışı varlıklarda burada it'i kullanabiliriz. Şöyle it's, its name is Brandy. Brandy. Bakın adı ve benzeri kullanırken, tanımlarken to be fiiline başvuruyorum arkadaşlar. At belirten fiil var mı? Yok tabii ki. Çok dikkat edin bunlara. Temel özellik için. Burada İngilizce temel atmak için çok önemlidir arkadaşlar. To be fiili ve diğer fiiller arasındaki fark. Artık son cümleye geldik. Siyah siyah beyaz ve çok arkadaş canlısıdır. Siyah beyazmış. O zaman şöyle tekrardan itle başlayalım. It is şeklinde gidiyor yine. Bakın attraction belirten fiil yok. Öncelikle siyah beyaz diyelim. It is black and white. White. Siyah beyazdır. Siyah beyaz ve diyor. And diyoruz bizde. And çok arkadaş canlısıdır. Tamam arkadaş canlısı demek friendly. Friendly demek çok demek için de şu friendly'nin önüne very'yi getirebilirsiniz. Bakın very'yi getirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Very friendly dersiniz. Noktayı koyarsınız. Ya da bu very'nin yerine so da diyebilirsiniz so friendly şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu ilk bölümümüz noktalandı. İkinci bölümde tekrar görüşürüz hoşça kalın.